Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyenlerim, Köşe Okumaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kişiyi bir vebalı gibi insanlardan uzaklaştıran, aslında birçok güzel huyu olduğu halde hepsini gölgede bırakıp İnsanların o kişiden nefret etmesine neden olan illet mi illet bir hastalıktan, kainatta işlenen ilk günahtan bahsedeceğiz bu videomuzda. Kıymetli izleyenlerim, kainatta işlenen ilk günah kibirdi. Şeytan kibrinden dolayı Allah'a asi oldu ve huzurdan kovuldu. Firavun, Nemrut, tarih sahnesinde zalim olarak hatırladığımız birçok isim, adını sayamayacağımız kadar çok diktatör ve imparator, her biri kibirlerinin mağduru ve kurbanı oldular. Fakat kibir ne şeytanla birlikte huzurdan kovulunca çekip gitti, ne de Firavun'la Kızıldeniz'de boğuldu. Kibir aramızda ve dahi içimizde. Bilip tanıdığımız en mütevazı insanın dahi her dem düşme tehlikesiyle yaşadığı bir çukur kibir. Her birimizin sürekli kıyısında yaşadığı derin bir uçurum. Peki, kibir nedir? Hangi davranış kibirdir? Nelere kibir denir? Kibir kalbin nasıl bir hastalığıdır ve tedavisi nedir? Buyurun hep beraber okuyalım. Kibir kelimesinin kökü, Arapçada fiziki olarak ya da yaş itibariyle büyüme anlamına gelen bir kelimeye dayanır. Kibirle ima edilen şey ise nefsin yüceltilmesi ve büyütülmesidir. Övünme, böbürlenme ve kibir bütün insanların tepkisini çeken ve herkesin ruhsal hastalık olarak kabul ettiği bir davranış bozukluğudur. Hiç kimse etrafa caka satarak, kasılarak yürüyen ve insanların içindeyken kendisinden ya da yaptıklarından bahsetmeden duramayan tipleri sevmez. Allah böyle kimseleri sevmediğini bizzat Kur'an'da bildirmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur: Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Peki, kibir gibi bu denli kötü bir hastalığın insanda ne gibi olumsuz sonuçları vardır? Okuyoruz efendim. Her suçun bir cezası vardır. Kibre gelince onu taşıyanların akıbeti ahiretteki en acıklı durumdur. Onlar bir zamanlar kendilerinden aşağıda gördükleri, onların hallerine sabreden, şükreden ve mütevazı kimseleri kıskanacak bir hale düşeceklerdir. Kur'an'da ve hadislerde bu akıbeti anlatan birçok ifade bulunmaktadır. Peki, kibrin olumsuz sonuçları tecelli etmek için yalnızca ahireti mi bekliyor? Hayır, bu dünyada da karşımıza çıkıyor maalesef. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi kibre karşı şöyle uyarmıştır: kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Allah haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimizi anlamaktan uzak tutacağım buyurmuştur. Yani Allah kibir sahiplerini, kitabını, peygamberlerini, kainatta ve kendi nefislerinde bulunan ayetlerini ve delillerini anlamaktan mahrum bırakarak cezalandırmaktadır. Örneğin, Resulullah'ı reddedenler bunu ikna olmadıkları için yapmadılar. Onun getirdiği şeyin Allah katından gelen hakikat olduklarını bildikleri halde kibirlerinden dolayı kabullenmek istemediler ve reddettiler. Kıymetli dostlar, peki kibir nedir, neye denir? Hangi davranışlar kibir diye nitelendirilir? Aslında kibir, kelime anlamıyla büyüklenmek, kendini büyük görmek olsa da kendisi birçok davranışın arkasına gizlenmekle mahir ve meşhurdur. Örneğin bir kişi bilmediğim, cahil olduğum ortaya çıkar korkusuyla hayati önem taşıyan bir soruyu dahi sormaktan çekinip utanıyorsa bu gizli kibirdir. Veyahut kişi hataları kendisine uygun bir üslupla dahi söylense bile bundan rahatsızlık duyuyorsa, yani kişi övülmeye açık ama eleştiriye kapalı bir şekilde yaşıyorsa
Bu da gizli kibirdir. Peki, kibrin tam olarak nitelendirildiği davranışlar nelerdir? Hep beraber okuyoruz. Kitapta bahsedildiği üzere 8 çeşit kibir vardır. Birincisi, insanın evvela kendini üstün görmesiyle başlar. İkincisi, insanların hor görme ve küçümseme ile devam eder. Üçüncüsü, kişinin kendisinin hiçbir vasfı olmamasına rağmen ataları ile böbürlenmesidir. Dördüncüsü, kişinin güzelliğiyle övünmesidir. Servetiyle övünmesi de kibirdir. Ayrıca gücü ve fiziksel haliyle övünmesi, kişinin bir şeye başkalarından daha fazla sahip olduğu durumlarda bununla övünmesi ve ilmiyle övünmesi de kibirdir. Peki bu davranışların, yani kalpteki kibir hastalığının tedavisi nedir? Kibrin birçok tedavisi vardır kıymetli dostlar. Ama öncelikle iki büyük adım vardır insanı kibirden fersah fersah uzaklaştıran. Birincisi, kendisini üstün gören kişinin üstünlüğün servetle, zenginlikle, soyla, atalarının başarısıyla, güzellikle veya fiziksel üstünlükle değil de Allah katında yalnızca ve yalnızca takva ile olduğunun farkına varmasıdır. İkincisi ise kişinin bu saydığımız bütün sıfatların kendisini yalnızca mezara kadar takip edeceğini bilmesi, ölümden sonra onun hiçbir işine yaramayacağını fark etmesi, yani bütün güzel sıfatların, makamın, şan, şöhretin, zenginliğin ve güzelliğin ve dahi insanı kibre yönelten birçok vasfın hepsinin fani olduğunu hatırlamasıdır. Bu iki adım insanı kibirden fersah fersah uzaklaştırır. Kibir için çeşitli tedaviler mevcuttur. Öncelikle biyolojik kökenimizin neye dayandığını hatırlamamız gerekir. Kur'an'ın da bize hatırlattığı gibi her birimiz bir meni damlasından yaratıldık. Bir zat şöyle demiştir: İnsan vücudunda dışkıyla dolaşan bir varlıktır. Hakikaten içinde sürekli pislik taşıyan bir canlı olarak nasıl olur da büyüklenebiliriz ki? Allah, o kahrolası insan ne nankör şey, yaratan onu neyden yarattı? Onu bir damla meniden yarattı da biçime koydu buyurmuştur. Yine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O bel ile kaburga kemikleri arasından atılan bir sudan yaratıldı. Kıymetli dostlar, bu hatırlatmalar insanda hareketlenen kibir ve kendini beğenmişlik hislerini bastırmalıdır. Müslümanların İslam'ın kahraman isimlerinden ilham alması gerekir. Sahabenin hayatını inceleyen herkes o muazzam insanların aynı zamanda birer tevazu sembolü olduklarını da görecektir. Bir keresinde Hazreti Ali kerremallahu vecihe, "Sen mi daha hayırlısın yoksa Ebu Bekir mi?" diye sorulduğunda Hazreti Ali, "Ebu Bekir daha hayırlıdır" diye cevap verir. Bu sefer kendisini Hazreti Ömer'le karşılaştırması istendiğinde "Ömer daha hayırlıdır" der. Bunun üzerine "Peki senin derecen nedir?" diye sorulduğunda Hazreti Ali, "Müslümanlardan biriyim" diye yanıtlar. Bugünse maalesef ilim, hikmet ve takva bakımından Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanından bile geçemeyecek kimseler kendilerine yeterince hürmet gösterilmedi diye alınganlık gösterebiliyorlar. Hatta alçak gönüllülük olarak algıladığımız bazı davranışların bir kısmı bugün aslında birer tevazu gösterisi olabiliyor. Yazar burada tevazu gösterisi ifadesini özellikle kullanıyor. Çünkü İbni Ataullah şöyle diyor: Tevazu gösterdiğinin farkındaysan kibirden kurtulamadın demektir. Kıymetli dostlar, başında da belirttiğimiz gibi kibir her birimizin sürekli düşme tehlikesiyle yaşadığı derin bir çukur. Ve buradan yalnızca tevazu ile çıkılabiliyor. O tevazunun da ayarı, tabiri caizse dozu ve sergileniş şekli var. Hep beraber okuyoruz.
Bu hastalıktan korunmanın ya da kurtulmanın yolu, insanın kendini, nereden geldiğini ve nihayet nereye gideceğini bilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz insanoğlunun en hayırlısıydı. Fakat bununla bir kere dahi övünmedi. Resulullah'ın şerefinin kaynağı mal, soy, güç ya da makam değil, yalnızca Allahu Teala'ya olan kulluğuydu. Kelime-i şehadette de belirtildiği gibi önce kulu, sonra elçisiydi. Her kim Allah için tevazu gösterirse Allah onun derecesini yükseltir. Kibir ve şükür aynı kapta bulunmaz. Allah şükredenlerin üzerindeki nimetini artırırken kibir makamıysa sadece zillete davetiye çıkarır. Alçak gönüllü olmak insanı doğal olarak şükre sevk etmektedir. Zira bir kimse Allah karşısında haddini bilirse onun bütün kullarını, yalancıları ve hatta kafirleri dahi kuşatan geniş rahmetini ancak o zaman görebilir. Kıymetli izleyenlerim, kibir zıttı olan tevazu ile tedavi edilir demiştik. Fakat her ilacın olduğu gibi tevazu ilacının da bir dozu vardır. Peki bu tevazu ne şekilde olmalıdır? Her ne kadar tevazu değerli bir fazilet olsa da onda aşırıya gidilmesi aşağılanmaya sebebiyet verebilir. Hristiyan ilahiyatının bazı klasik okullarında aşağılanmak övülen bir şeydir fakat İslam bunu kabul etmez. Bir hadisi şerifte mümin kendisini asla zillete düşürmez buyurur Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla tevazu ve zillet farklı şeylerdir. Allah karşısında zul içinde olmakla yaratılmışlar karşısında zillet içinde olmak aynı şeyler değildir. İmam Abdülkadir Geylani, Allah'a açılan kapıların biri hariç hepsinin önü kalabalıktır. O istisna kapı da zillet ve tevazu kapısıdır buyurmaktadır. Alçak gönüllü olmak insanı kurtuluşa götüren sırlardandır. Fakat insanın nefsine ağır gelir. Denir ki bu dünyadaki en şerefli kişilerden biri mütevazı zengindir. Kıymetli izleyenlerim, burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Kibri kesinlikle gururla karıştırmamak gerek. Gurur, insanın gerek fiziksel, gerekse sosyal olarak insanlar arasındaki varlığını devam ettirebilmesi için cüz'i miktarda gereken bir şey olsa dahi bu durum kibir için asla ama asla geçerli değildir. Zira okumamızın başında da belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimiz kalbinde zerre miktar dahi hardal tanesi kadar dahi kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmaktadır. Kibir kişinin haddini aşması, haddini bilmemesidir. Haddini bilmesi ise tevazudur. Kelime itibariyle kendini yüceltmek, kendini yüksek görmek gibi olsa da tevazudur aslında insanı yücelten. İmam Şafii Hazretleri'nin de buyurduğu gibi, insanların kıymetçe en değerli olanı kendinde bir kıymet görmeyendir. Kıymetli izleyenlerim, bir köşe okumaları programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.